Kalkamıyorum. Hello, hi. Ya 7.30'dan beri uyanırım aslında ama kalkamıyorum. Şimdi gidip küveti dolduracağız. Bugün bir banyo ile uyanmak istiyorum ve siz de benimle geliyorsunuz. Günaydın, günaydın. Hava durumu neymiş bakalım. 43 yani bu Fahrenheit. Bunu bir Celsius'a çevirdiğimizde bakalım. Oha, kar yağacak neredeyse ya. 6 derece, pencereyi kapatıyorum. Bu ne ya? Açık olsun oğlum ya. Arkadaşlarıyla video chat yapıyor. Şurada. Şu C vitaminlerinden atıyorum şimdi ağzıma. Atamıyorum. Tek elle. Buradaki şampuanları daha çok seviyorum o yüzden. Bunları oraya taşıyacağız. Kahvemi almaya geldim. Hala sıcak mı? Evet. Bir banyo kahvesiz. Olmaz. Bu arada Zek dün akşamdan şu yemekten yaptı. Çin'de biz bunu çok yapıyorduk. Akşamdan hazırlıyorsunuz. İçine her şey atıyorsunuz. Sabah yemeğiniz hazır. Crockpot yemeği. Bayağı limonlu, bol besinli. Evde kalan her şeyi bunun içine attı. Kahvaltı yapmayacağım. Sadece bir de bir vitamin alacağım şimdi. Bu ara malum herkes ekstra vitaminlere saldırıyor. Çok kötü kokuyorlar ya. Sakız gibi ama gene de. Bir dışarıdan gelen kurabiyeler bunlar. Aslında çöpe atmak istiyoruz ne olur ne olmaz diye bakalım. Bu arada bir bölüm dizi izleyeceğim. Girl Boss izliyorum. Banyonun içerisine de şu tuzlardan ve şu lavantalı bubble'dan atacağım. Ve banyomuz hazır. Mumlar, kahveler, diziler. Bugünkü sabah rutinimiz bu. Biraz sonra görüşürüz. Şimdi mis gibi kokuyorum valla. Duşumu aldım, hazırlandım. Saçlarım aslında kurumadı. Nerede saçını kurutan biri değilim zaten. Instagram'dan şöyle bir duyuru yaptım dün. Evde kalanlar için, özellikle canı sıkılanlar için İngilizce pratiği olması açısından böyle video call yapalım dedim. Yarım saat olmak üzere. Biraz limitli bir sayıda olmak zorunda. İşte en fazla 10 kişi düşünüyorum. Galiba şu an 10 kişi olduk. Bu işte evde kalanlar için kendimce yapabileceğim küçük bir hediye olsun istedim. Şimdi de Fatma diye bir arkadaşla biraz sonra bir video call yapacağız. Daha kahvaltı yapmadım. Çünkü saat 11'e geliyor. Bu call'dan sonra da annemi arayacağım. İşte biraz time limitli olmasını istiyorum. Çünkü daha fazla kişiye ulaşabilmek istiyorum. Bu esnada da işte İngilizce açısından biraz böyle şey gelebilir. Yardımcı olabilir inşallah. Evet, sonra da kahvaltıya gideceğiz beraber. Günlük vlogları devam ediyoruz. Sevdiğinizi söylediniz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kahküllerimiz diyor ya. Kim kesecek bunları? Hi. Hello. Hi. How are you? I am very good. How are you today? I am very good now. It's great to see you. Thank you. This is the first time I am doing something like this. İlk pratiğimizi yaptık Fatma Nur diye bir arkadaşımızla. Aslında çok eğlenceli. Yani hem böyle yeni İngilizceyi öğrenenler ya da o heyecanı aşmak için çorbada birazcık tuzumuz olsun istedik. Benim için çok güzel geçti. Şimdi diğer arkadaşların programlarını ayarlıyorum. Yani ne zaman benim için de müsait olacak diye. Çünkü saat farkımız çok saçma. Ben uyandığımda saat Türkiye'de 5-6 falan oluyor. Onu uydurmak birazcık zor. Şimdi artık yemek yiyebilirim çünkü çok acıktım. Burası çok soğuk. Oha çok soğuk. Ne yapıyorsun Zek kanka? Ne yapıyorsun kanka? Ben aslında şimdi 4 akşam mesaj gönderdim. Niye?
Stop texting me, bro. I love you so much too. And I'm hungry. You wanna come to kitchen with me or? Yeah, sure. I just left the kitchen after like being there for a long time. So you won't be there for me? No. This is a sad movie here. Peki oyunda yendiğim için bu yaş pastayı bana yaptı. Yaş pasta istedim. Kekin yanında zeytin yiyen var mı aranızda? Şimdi Türk kahvesi yapacağım kaynanacığıma ve kendime. Ayrı ayrı yapıyorum çünkü bir tane espresso fincanı var. O da şu filli olan. Ölçüleri tam tutmayacağı için diğer şeyle. Bu Türk kahvesini Şanghay'da tanıştığım Çinli arkadaşım Türkiye'ye gidip Çin'e geldiğinde bana hediye etti. Çünkü nasıl pişireceğini bilmiyordu. Ben de Çin'den Amerika'ya getirdim. Garip bir hikaye. Ama mis gibi kokuyor. Tabii ki de kuru kahveci Mehmet Efendi'nin kahvesi ve çok güzel kokuyor. Bugün hiç yoga modunda değilim. Sizde de bu oluyor mu? Son zamanlarda yani son 4 gündür falan akşam saatlerinde kendimi iyi hissediyorum. Yani üretkenliğim artıyor. Apple, what do you want, girl? Sıtırmalık olarak şu peynirleri çok seviyorum. Şu koskoca dolapta abur cubur yok. Hani böyle zevk aldınız. Böyle şeyler var. Hani atıştırmalık gibi ama onlar da o tatmini vermiyor. Acılı bir kaju var mesela ama ya da şu normal kaju ama insan böyle biraz zararlı bir şey istiyor. Size de oluyor mu? Hani cipstir, patlamış mısırdır. Mikrodalgada yapılan patlamış mısırlar var ama o kadar kendimi aç hissetmiyorum. Bilmiyorum ya. Gelip bakıyorum şeye. Buraya. Ne kadar produktif bir gün geçiriyorum böyle. En azından aslında hava bir anda ısındı. Çoraplarımla çıktım. Şurada birazcık oturayım. Kitap okuyayım. Gerçekten bugün daha böyle bir slow gidiyor ve iki tane işte bu İngilizce pratiği yaptım. Yani iki görüşme yaptım. Güzel geçti. Ve bazen böyle günleriniz olabilir. Bazen böyle daha yavaş hissedebilirsiniz. Benim gün içerisindeki saatlerim değişebiliyor. Bazen sabah çok enerjik uyanıyorum. Bazen akşam çok enerjik oluyorum. Şeye bakar mısınız? Suların seviyesi o kadar yükselmiş ki. Ağaçların hepsi sular altında. Şöyle bir yer. Ay mis gibi. Telefonumu da almadım. Böyle birazcık gökyüzünü izleyeceğim. Görüntüye bak. Şimdi Katan diye bir oyunumuz var. Onu oynayacağız. Bu oyun bayağı uzun sürüyor aslında ama nedense bugün böyle daha keyif modundayız. Ben özellikle. Ben Zeki yeneceğim. Ben yeneceğim. Yok. Kesinlikle değil. Ben yeneceğim. Hiç şans yok. Ben senden daha iyiyim. Yok, değilsin. Player game. Not really good for two players. Got it. Zeki is happy with that. Why am I happy with that? Continue, please. Victory points to win. So like Year of Plenty. It says, take any two resources from the bank. Did we win, and then I put a settlement, and then we had my... Well, come on, let's get... And then you build a city. My city, and then I had enough to build... Psych is angry. A settlement. I'm not angry. Şu an canım ne yapmak istiyor? Çok şaşıracaksınız. Pişi. Peynirli bir hamur kızartması yapmak istiyorum. Aslında çok yararlı bir şey olmadığını biliyorum ama... Çok uzun zaman yemedim. Yani belki 2 yıl, 3 yıl falan olmuş olabilir. Türkiye'de yemediysem.
O yüzden bir bakacağım. Yap, pop bilirim. Şöyle pofuduk pofuduk içinde peynir olan tam anne usulü. Yam yam yam. İnşallah bu hamurdan adam olur. Bitti şimdi. Pişinin hamuru bir saat bekleyecek. Çok iyiyim. Üstüme bakın. Böyle. Süper olmuş. Şimdi bir tane Just Mercy diye film izledik ve ağladım, bilmiyorum belli oluyor mu. Çocuklar hazırladım, pişirelim. Çok temizlik yapay. Neredeysin Zack? Hey, ne yaptın? Neredeysin? Neredeyim? Neredeysin? Neredeysin? Hey kanka, neredeysin? Neredeysin da? Tamamen anlamıyorum. Gerçekten. Karadeniz. Son olarak papatya çayımı yaptım ve artık galiba videonun başına oturabilirim. Videoyu düzenlemeye başlayacağım. Yetiştirirsem de yarına yayınlayacağım. Papatya çayı muhtemelen hepiniz biliyorsunuzdur. Uyumadan önce içince daha rahat uyuyorsunuz. Bu ara böyle sık sık video atmak istiyorum. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur, keyif alıyorsunuzdur. Böyle günlük hallerimizi gösteriyorum. Peşiyle alakalı bir şey söylemek istiyorum son gitmeden. İnanılmaz sevdiler. Yani şunu söyledi ikisi de, hem Zeki'nin annesi hem de işte ve babası. Hayatımızda böyle bir şey yemedik. Hani hiç böyle, ya donat var mesela ama donat biliyorsunuz hem şekerli, üstü çikolata kaplamalı falan. Aynı his değil, bir de içine peynir de koydum ya. Gerçekten böyle inanılmaz sevdiler. Ben mutlu oluyorum ya, böyle kendi çocuklarımmış gibi hissediyorum. Çünkü eminim içinizden çocukken işte biz elimizde pişilerle sokağa çıkardık, onları sokakta yerdik falan. Hepinizin muhtemelen böyle bir anısı vardır. Akşam akşam gene kiloları aldık. Tartıya çıkmıyorum. Tartıya kesinlikle bakmıyorum. Bakalım. Yani bir ara tekrardan şeyime geri döneceğim. Sağlıklı yemeye ve işte daha sık spor yapmaya geri döneceğim. Bugün gerçekten enerjim çok düşüktü. Hatta biraz zekede tripliyim. Ne çok konuştum. Daha doğrusu şu anda tripli olduğumu bilmiyor. Çünkü bak saat 10 oluyor. Arkadaşlarıyla oyun oynamaya başlamış. Videomu düzenleyeyim ben en iyisi. Ne yapalım, evlenince böyle oluyor işte. Gene de evlenin. Güzel. Ya biz evliliğimizin hala anlamadık yani. Hem evlendik ama zaten düğün de yapmadığımız için galiba hiçbir fark yok hayatımızda ya. Evlenip de hayata değişenler anlatsın. Neyse, izlediğiniz için teşekkür ederim. Çenem düştü son dakika. Herkes kendisine iyi baksın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere. Öpüyorum. Bye bye.